Değerli dostlar, videolar hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar merhaba. 14. ünitemizin 6 numaralı köşe taşıyla devam ediyoruz arkadaşlar sorularımızı çözmeye. Şöyle bir bakıyoruz hemen. İlk sorumuzla başlayacağım dostlarım. Evet, güzel gözüküyor her şey. Tamamdır. Şimdi diyor ki kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde A bulunup E bulunmaz diye bir soru sormuş arkadaşlarım. A bulunacak, E bulunmayacak. Normalde hemen şunu yapacaksınız. İki harf var ya, A ile E. İkisini sileceksin kardeşim. Hem A'yı hem E'yi. Kaç tane kaldı burada harf? 3 tane. Cevap 2 üzeri 3 diyeceksin dostum. Yani 8 tane diyeceksin. Şimdi ben ilk soru olduğu için bunu biraz daha böyle bir ayrıntılı anlatayım. Ne yaptık biz burada? Bunu bir öğrenelim. Şimdi A ve E diyor ya, A ve E'den bahsediyor. Bu ikisini sildim. Şimdi geriye kalan 3 tane harf var. Bu 3 harfle oluşturulabilecek tüm alt kümeleri yazıyorum dostlarım. Nedir onlar? İşte B, C, D. Bir elemanlı alt kümesi B. C var, yine bir elemanlı. D var, yine bir elemanlı. Sonra B, C var, iki elemanlı. B, D var, yine iki elemanlı. C, D var, yine iki elemanlı alt kümesidir diyebiliriz dostlarım. Ne kaldı başka? BC, BD'yi yazdık, CD'yi yazdık, hepsini yazdık herhalde. Bir de dostum kendisi var. B, C, D var arkadaşlar. 3 elemanlı alt kümesini de yazdım. Şimdi bir de boş küme var tabii ki dostlarım. Şöyle boş kümeyi de yazalım. 8 tane alt kümesi var kardeşler bunun. Gördünüz 3, 6, 8 tane. Diyor ki bu alt kümelerin kaç tanesinde A bulunup E bulunmaz diye soruyor. E madem ki A bulunacak kardeşim, her birinin yanına ben A'yı ekleyebilir miyim bak dostum? Bunların her birinin yanına A harfini eklediğimi düşünün kardeşlerim. E dolayısıyla A hepsinde bulundu. E'yi eklemedim çünkü bulunmaz diyor. E o zaman 8 tanesinde de A harfinin bulunduğunu görebilirsiniz kardeşlerim. İşte sorunun uzun yolla çözümü de böyle olacak. Geldim 2 numaraya. Bakalım bu ne diyor? Kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde O ve E, Ö bulunup A bulunmaz? Bak ne yapıyorum? O diyor, Ö diyor ve A diyor. Bu üçünü sildim. Geriye ne kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 tane harf kaldı ki cevap 2 üzeri 5 olacak arkadaşlarım. 32'yi işaretleyeceksiniz. Yine aynı mantıkla bu 5 tanesinden oluşabilecek tüm alt kümeleri yazacaksın. 32 tane alt küme yazacaksınız buraya. Bunlara O ve Ö'yü tek tek her birine eklediğimde 32 tane O ve Ö'nün bulunduğu, A'nın bulunmadığı küme elde edeceğim arkadaşlarım. Kısaca da böyle yapıyorum. Şuraya geldik 3 numaraya. Kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde M veya N bulunur diye bir soru sormuş arkadaşlarım. Şimdi bunu normalde hocam yukarıda 8. maddede zaten göstermiş dostlar. Cevap 2 üzeri 5 eksi M ve N'yi siliyorum. 2 üzeri 3. 2 üzeri 5 eksi 2 üzeri 3. Böyle cevabımızı çıkartabiliyoruz. Yani 24 geliyor cevap. Ama biz bir de şöyle yapalım kardeşlerim. Şimdi diyelim ki M veya N bulunur diyor ya, sil bu M ve N'yi. M ve N'yi sildim. Geriye kaç tane kaldı? 3 tane. Yani 2 üzeri 3 eşittir 8 tane. Ben kalan elemanlarla kümeye, alt küme yazabiliyorum. 8 tane. Şimdi bunların 8'ine birden ben, hani 8 tane küme düşünün şöyle arkadaşlarım. 1. küme, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. küme. Her birinin yanına M harfini eklesem, sadece M'yi. İçinde M'nin olduğu 8 tane küme çıktı mı arkadaşlarım? Bak 8 tane unutma. E diyorum ki hayır, M'yi değil de her birine N'yi ekleseydim. E bu durumda da 8 tane de sadece N'nin olduğu kümeler olacaktı. Sonra da diyorum ki her birine hem M hem N'yi eklesem. Şöyle 8 tane M ve N'den oluşan kümeler olacaktı arkadaşlarım. 8 tane de buradan gelecekti. Bak ne dedim? 8 tanesinde sadece M. 8 tanesinde sadece N, 8 tanesinde de hem M hem N bulundu arkadaşlar. Yani toplam 24 tane küme çıktı karşımıza diyeceğiz. Son soruya bakalım. Q
kümeleri veriliyor diyor. Peki A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde B'nin yalnız bir elemanı bulunur diye sormuş. Şimdi bak, önce B'nin hiç elemanları olmayan 3 tane elemanı var ya B'nin, bu 3'ünü sildim. Geriye 3 küme kaldı ki 2 üzeri 3 eşittir 8 tane alt küme yazarım ben bu 3 harften. Peki bu 8 tane harfin, 8 tane alt kümenin, şimdi az önceki gibi düşünün, 8 tane böyle küme var. 4, 8. Her birine ben sadece A'yı koyabilir miyim? Bak diyor ki B'nin yalnız bir elemanı olsun. Sadece A yazsam bunların yanına. 8 tane içinde sadece A'nın olduğu, küçük A'nın olduğu 8 küme elde ederim dostlarım. A için 8 tane var. E sadece B harfini yazsak 8 tane de buradan. Sadece C'yi yazsak 8 tane de buradan gelecek. Toplam 24 tane ben A, B ve C'nin birer tane bulunduğu bir küme yazabiliyormuşum dostlarım. 6 numara da böyle halloldu. Geldik 7 numaraya. Şimdi bakalım burada neler yapacağız. Diyor ki kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde C elemanı vardır diye bir soru sormuş dostlarım. Bak şimdi burada şartımız şu. 3 elemanlı alt kümeleri istiyor bizden. Şimdi normalde 6 elemanlı bir küme bu. 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı budur dostlarım. Normalde buydu 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı. Ama diyor ki kaç tanesinde C elemanı vardır diye bir soru soruyor. Bir tane elemandan bahsediyor değil mi? Bir eleman. Hemen şunu yapacaksın bak dostum. Üsttekinden de bir tane çıkartacaksın. Bir elemandan bahsediyor ya, 5 diyeceksin. Alttakinden de bir tane çıkartıyorum. 2 yapıyorum. Vardır dediğini bulunur diye sorabilir arkadaşlarım. Vardır, bulunur. Bu kelimeleri görüyorsam alttakinden çıkartma yapacağım. Üsttekinden her zaman kaç elemandan bahsediyorsa bir eleman var. Üsttekinden hep çıkartma işlemi yapacağım. Bir eleman diyorsa bir eleman çıkartacağım. İki eleman olsaydı birazdan iki eleman olacak. İki elemanı da çıkartacaktım. Ama alttakinden ne yapıyormuşum dostlar? Vardır, bulunur dediklerini çıkartıyormuşum sadece. İşte bunun da cevabı 5'in ikilisi olacak. Bunu da nasıl buluyorduk? 5'i 2 defa açıyorum. 5, 4 bölü alttakinin faktöriyeli. 2 faktöriyel de 2 yapar. 20 bölü 2'den 10 geldi sorumuzun cevabı. Hadi şu 2 numarayı da halledelim. Şimdi kaç elemanlı bir küme? 6 elemanlı bir kümeden bahsediyoruz dostlar. 4 elemanlı alt kümelerini istiyor. 6'nın dörtlüsünü yazıyorsun bak. Kaç tanesinde 4 bulunup 5 bulunmaz diye soruyor dostlar. 2 elemandan bahsediyor. O yüzden yukarıdakinden her zaman çıkartacaktım bunları değil mi? 2 eleman dediği için 2 tane çıkarttım, 4 kaldı. Alttakinden ne yapıyorduk? Bulunur dediklerini çıkartıyorum sadece. 4 bulunur diyor ya, yani bir tane eleman bulunsun istiyor. 1 çıkartıyorum, 3 kaldı dostlar. Demek ki cevap 4'ün üçlüsü. Ne demiştik? Üsttekinin bir eksi ise cevap üsttekidir her zaman. Yani 4'tür dedik dostlarım. Geldik şu amcaya. Kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde A veya B bulunur? Bak bunu da şöyle yapacaksın dostum. Şimdi şöyle bir olay yapalım seninle. Desem ki sana bir sınıfta 20 tane öğrenci var. Bunların 7 tanesi kız. Kaç tanesi erkek diye sorsak? 13 tanesi de erkek dersin değil mi? Nasıl buldun? 20-7. Şimdi 13'ü bulmanın iki yolu var. Ya sınıfa girersin, tek tek erkek öğrencileri sayarsın. 1-2-3-4 diye kafa kafa sayarsın. 13'ü bulursun. Ya da tamamından istenmeyeni çıkartırsın. Tamamından istenmeyeni, kızları istemiyor ya. 20'den kızları çıkarttım. 13 tane erkek kalır diyebilirsin dostum. Şimdi burada da o hesabı yapacağım ben. Şimdi normalde bu amcanın 4 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaç tanedir? 7 eleman olduğu için 7'nin dörtlüsü kadar 4 elemanlı alt kümesi var. Şimdi diyor ki A veya B bulunur diye soruyor. Bak bulunur diyor bize. Ne yapacağım o zaman kardeşim? 2 harften bahsettiği için üsttekinden 2'yi çıkartacağım. 5, altta 4 olacak. Ben çünkü bulunmazları çıkartıyorum. Bak benden bulunurları istiyor. Ben bulunmazları çıkartıyorum. Bulunmaz dediği zaman ne yapıyordum? Bu alttakinde eksilme yapmıyordum. İşte ne yaptım ben? Tüm 4 elemanlı alt kümelerinden bulunanları çıkarttım. Yani istemediğini çıkarttım.
bulunmayanları çıkarttım. Pardon kardeşlerim. Bulunurları istiyor, ben bulunmayanları çıkarttım. İşte bu işlemin cevabı da bize şıklarda işaretleyecek. Hadi bakalım, 7'nin dörtlüsü. 7'yi 4 defa açalım. 7, 6, 5, 4 bölü 4 faktörü, yani 4, 3, 2, 1. Eksi 5'in dörtlüsü zaten 1 eksi olduğu için direkt 5. 4 gitti. 3 kere 2, 6. 7 kere 5, 35. 5 çıktı. Cevap 30 geldi. Dostum, muhtemelen burada bir basım hatası oldu kardeşler. Basarken başka bir sorunun şıklarını buraya bastılar. Olur böyle şeyler arkadaşlarım. Burada hocamın hatası yok tabii ki. Basım hatası var kardeşler. Hiç sorun değil. Cevap 30 yani. Geldik şu 4 numaralı soruya. Diyor ki, olmak üzere A'nın 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde B'nin yalnız bir elemanı bulunur? E bakın, bunun benzerini bir önceki köşe taşında da hemen hemen benzerini çözdük dostlarım. Şimdi biz hiç bulunmayanları bulmaya çalışalım arkadaşlarım. Şimdi normalde 4 elemanlı diyor ya, 7'nin dörtlüsüdür değil mi? Bunun 7 elemanlı bir kümenin 4 elemanlı alt kümeleri bunlardı. Ama diyor ki B A'nın alt kümesi, yani 3 tane eleman B'de de var, A'da da var. Aynıları B'de de var, A'da da var. Şimdi B'nin elemanları olmasın istiyorum ben. Çıkartacağım arkadaşlarım. B'nin elemanlarının bulunur diyor ya. 3 tanesini çıkartalım. Ne yapıyorum? Yukarıdan da 3 tane çıkartıyorum, 4. Aşağıdan da 3 tane çıkartıyorum, 1. 4'ün birlisi geldi ki bu da 4 yaptı. Şimdi bu 4 tanesinde dostum B'nin hiç elemanı yok. E o zaman B'nin yalnız bir elemanı olsun diyor ya. B'nin 3 tane elemanı var. Şöyle A, B, C gibi düşün. Sadece A'yı bu 4'ün yanına, 4 elemanlı kümenin yanına koysak. Sadece A'yı. Şimdi 4 tane alt küme çıktı şöyle dostlarım. A'yı eklesem her birinin yanına, 4 tane A'nın bulunduğu, yalnız A. E B'yi eklesem 4 tane B'nin bulunduğu. C'yi eklesem 4 tane de C'nin bulunduğu, yani her birinin bir tanesinin bulunduğu 4-4-4, toplam 12 tane küme elde ediyormuşuz dostlar. Şimdi geldik 7'yi de hallettik, 8'e gelelim kardeşlerim. Koşulunu gerçekleyen kaç tane K kümesi vardır diye soruyor dostlar. Yine basit bir soru kardeşlerim. Bak, pratik olarak şunu yapacaksın. B'nin 5 elemanı var, A'nın 3 elemanı var. 5'ten 3 çıktı, 2. 2 üzeri 2 tane küme yazarsın buradan. 4 tane küme yazabilirsin dostum. Pratik olarak bunu öğrenin hemen. Geldik şuna. Şimdi bunun bir öncekinden farkı şu. N A'nın, A E'nin alt kümesi ama A'ya direkt eşit değilmiş. Ve N 5 elemanlıymış kardeşlerim. Bunu göreceğiz burada. Şimdi N'in elemanları nasıl olur diye soralım. Bir kere N'in elemanlarının içerisinde 1, 2, 3 kesinlikle olacak dostlarım. 1, 2, 3 sayıları. Çünkü A, N'in alt kümesi, ya da başka bir deyişle N, A kümesini kapsıyor. Yani A'nın elemanları mutlaka N'in içinde olacak. N'nin içinde olacak. Ha, bunun yanına şuradaki elemanlardan, B'nin şu elemanlarından da bir şeyler girebilir diyor. Çünkü B de N'yi kapsıyor. Yani N kümesi şuradaki elemanların içerisindeki 5 tanesini seçin diyor bize. Şimdi 1, 2, 3 kesin olacak çünkü N, A'yı kapsıyor. Bunun yanına şu 4 elemanı 5, 2'şer 2'şer yazacağım dostum. Niye? Çünkü 5 elemanı olması lazım. N'in 5 elemanı var diyor bana. Peki neler yazabiliriz şu 2 tane elemanın olduğu yere? Dostum 4, 5 yazabilir miyiz? 4 ile 5. E 4 ile 6, 4 ile 7 yazarsın. Sonra 5 ile 6'yı yazarsın. 5 ile 7'yi yazarsın. Ve son olarak 6 ile de 7'yi yazarsın ki bak toplam 6 farklı küme oluşturabiliyormuşuz buradan. Buna göre N 6 tane kümesi oluşabilirmiş dostlarım. Evet, şuna geldik. Ne diyormuş bakalım bu 3 numaralı soru. Hem A hem de B'nin alt kümesi olacak. Yani bak, A ile B'nin ortak alt kümeleri. Ortak demek ne demek? Kesişimleri demek. Kesişimlerinin alt küme sayısını soruyor bize. Peki A kesişim, B'nin eleman sayısı ya da elemanları nelerdir? C ikisinde de ortak. Başka? D de ikisinde ortak. Bak, iki elemanları var ortak olan. Bunlarla yazılabilecek alt kümeler nelerdir diye soruyor. 2 üzeri 2'den 4 tane alt küme yazabilirsiniz dostlarım. Gelelim şuna. Kümeleri veriliyor. Buna göre kaç farklı B kümesi yazılabilir diye bir soru sormuş.
Şimdi A kümesi burada. Tamam. Birleşimleri de burada arkadaşlarım. Şimdi ben diyorum ki B kümesinin içinde kesinlikle şu 4, 5, 6, 7 harfleri olacak. Ha, yanına neler de olacak bunu bilmemiz lazım. Hocam niye 4, 5, 6, 7 kesin var? Çünkü dostum bak birleşimlerinin içindeki elemanlar ya hem A'dan hem de B'den alınan elemanlardır. Yani ikisinin de elemanı olmak zorunda. A'dan 1, 2, 3'ü almıştır diye düşünüyorum. 1, 2, 3'ü aldı. 4, 5, 6, 7'yi de demek ki B'den almış demek ki diyorum. Ha şimdi B'nin içinde 1, 2, 3'ten de bir şeyler olabilir. Mutlaka illa olmak zorunda değil ama olabilir de kardeşler. Mesela sadece 1 olabilir. Sadece 2, sadece 3 ekleyebilirsin buraya. Sonra 1, 2'yi eklersin. 1, 3, 2, 3. Sonra da 1, 2, 3 ekleyebilirsin dostum. Peki diyor ki bu durumda kaç farklı, yani şuraya kaç farklı sayı yazabilirsin diye bir soru sormuş bize dostlarım. E şimdi 1, 2, 3 elemanlarını ben buraya kaç farklı şekilde yazabilirim diye soruyorum 1, 2, 3'ü. Yani 1, 2, 3'ten kaç tane buraya alt küme yazabiliriz diye soruyorum. 2 üzeri 3, 8 tane sorumuzun cevabı olacak diyorum dostlar. Evet, bunu da hallettik. Geldik 9 numaraya. Diyor ki 9 numara, şekildeki taralı bölgeye aşağıdakilerden hangisi ifade eder? Arkadaşlar kümelerin çok klasik bir sorusudur bu. Bakın ne yapıyorum dostlarım hemen. Ben şimdi böyle küme ifade etme sorularının bütün bölgelere harf veriyorum. X, Y, Z, M, K diyorum her bölgeye. Sonra şıkları tek tek değerlendireceğim arkadaşlarım. Tabii şimdi böyle uzun sürecek. Ben bir şıkkı değerlendireyim bu durumda. Birkaç şıkkı değerlendireyim. Sonra direkt doğru cevaba geçelim. Denizli'ymiş doğru cevap bu arada. Şimdi onu bir işaretleyelim. Önce mesela birkaç şıkkı değerlendirelim. İşte Ceyhan'a bakalım doğru mu değil mi? Şimdi Ceyhan A fark B diyor arkadaşlarım. A'nın elemanlarından B'nin elemanlarını çıkartın diyor. Şimdi şöyle uzun uzun yapabiliriz. Eğer biliyorsak A fark B neresi normalde? Şuradaki X. Buraya X diyebilirsiniz. X fark C. C'nin elemanlarını çıkartın diyor X'ten. X'ten C'nin elemanlarını çıkartırsam yine X kalır arkadaşlarım. Yani zaten C'nin elemanları yok ki X'in içerisinde. Şuradaki bölgenin içerisinde. O yüzden bu direkt değil zaten. Bunu geçebilirsiniz. Bakın direkt doğru cevabı bakalım biz. B fark C diyor kardeşlerim. Şimdi B'nin elemanlarını yazıyorum. B'nin içindeki harfleri yazıyorum. Y var, Z var, M var. Fark C. C'nin içinde de M ile K var kardeşlerim. Şimdi burayı bir bulalım ilk önce. Sonra fark A'yı çıkartalım. Yani X ile Y'yi de çıkartacağız sonra. Şimdi ne diyoruz? Bunun içinden M ile K'yı çıkart. M'yi çıkarttım. K'yı da çıkartıyor ama K yok zaten. O zaman ne kaldı geriye? Y, Z. Şimdi en son fark X, Y oldu. Peki bunun içinden X ile Y'yi çıkartın diyor. E Y'yi çıkarttım tamam ama X yok zaten. Çıkartamam, bir tek Z kaldı bakın. Z'de neresi? Taralı bölge. Direkt Z'yi bulduğum için cevaplarda direkt Denizli'yi işaretledim dostlarım. Şimdi bu ne diyor? A'nın içinden B'nin elemanlarını çıkartın diyor. Yani şu parantez içinde A'yı çıkartacağım. Var mı öyle bir şey? Yok zaten. Çıkartmaya gerek yok. B'yi çıkartacağım. Çıkarttım. E'yi çıkartacağım. E yok ki zaten çıkartayım. CD'yi çıkartacağım. CD diye bir elemanı yok A'nın. Parantez içinde CD. Bak ayrı ayrı C ile D'yi çıkartma yok. O halde sadece B elemanı var. Onu çıkarttım. Geriye ne kaldı? A, CD. 3 tane eleman kaldığı için Denizli'yi de işaretledim kardeşlerim. Şimdi bu ne diyormuş bakalım. Olduğuna göre A birleşim B kümesinde kaç tane tam sayı vardır? Şimdi A'nın elemanlarını bir yazalım mı arkadaşlarım biz? Eksi 1 dahil 0, 1, 2, 3 dahil değil arkadaşlar. Bu A'nın elemanları. Peki B'nin elemanlarını yazalım. 0 dahil değil diyor. 1, 2, 3, 4'e kadar yazdım dostlar. Bunlar da B'nin elemanları. Şimdi birleşimini alın diyor. Bu ikisini birleştireceğim. Eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4. Şimdi 1, 2 ikisinde de ortak. Burası kesişimleri arkadaşlar. İkisi, bir eleman iki defa yazılmadığı için 1'i bir defa yazdım. 2'yi de bir defa yazdım.
İşte birleşimleri bunlardır dostum. Kaç tam sayı var diye soruyor. 6 tane tam sayı varmış bunun içerisinde. Geldik bu soruya. Bakalım bu ne diyor? İşte benim en çok sevdiğim küme soruları arkadaşlarım. Basit, kolay küme sorularıdır bunlar. Şimdi oran orantıdan faydalanacağız. Şekil çizeceğiz, soruyu çözeceğiz dostlarım. Şunların her birine orantı görünce K diyeceğiz dostlarım. Bak A fark B neye eşit çıktı? 2K'ya. Şuraya yazıyorum. A fark B 2K. A kesişim B 4'ü çarparsam 4K. A birleşim B 9K'ymış dostlarım. Şimdi isterseniz bir şöyle küme çizelim biz. A kümesi, B kümesi olsun bu da. Şimdi önce kesişimlerini yerleştiriyorum. Her seferinde bunu yapıyorum. Eğer kesişimlerini biliyorsan ilk önce bunu yerleştiriyorum dostlarım ben. Ortak olanlarını. 4K. A fark B şurasıdır kardeşlerim. A fark B dediğimiz yer sadece A'da olanlar demek bu. Sadece birincide olanlar demektir. O yüzden burası 2K. A birleşim B yani hepsinin toplamı 6, 3K'ymiş burası. Toplam 9K diyor ya kardeşlerim. Peki ne vermiş bir de bize? A'nın eleman sayısı 2 burada, 4 burada, 6K'dan diyor. Eksi. B fark A'yı sadece B'de olanları yani 3K'yı çıkartırsanız diyor geriye 15 kalacak diyor. O halde 3K eşittir 15, K eşittir 5 geldi dostlarım. Neyi soruyormuş bir de bize? B'nin eleman sayısını 7K'yı soruyor. 7 kere 5, 35 çıktı dostlar. Evet arkadaşlarım 10 numarayı da birazdan başka bir videoda çözeriz. Hadi kolay gelsin.